Pişmiş Toprak Sempozyumu başladı. Eskişehir'de bu yıl 7.'si gerçekleştirilen Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu düzenlenen törenle açıldı. Eski Kurt Kiremit Fabrikası'nın bulunduğu alanda düzenlenen sempozyum, bu yıl Mayıs ayında hayatını kaybeden Profesör Doktor Taci Sersivas anısına düzenlendi. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sempozyuma her yıl katılımının daha fazla olduğunu ifade etti. Pişmiş Toprak Sempozyumu ve öncesi tabii ki onları da işaret etmek isterim. Artık şehrimizin bir belleği ve kimliği olma yolunda çok doğru adımlarla ilerliyor. Çünkü biliyorsunuz Tepebaşı bölgesi 1927'de başlayan tuğla kiremit sektörünün yerelleşmesiyle beraber Eskişehir'in lokomotif, daha doğrusu Tepebaşı'nın, dolayısıyla Eskişehir'in lokomotif sektörlerinden biri oldu. Sempozyumu başlatırken biz de bu bölgeye uygun olarak nasıl bir malzeme kullanalım diye düşünürken aklımıza pişmiş toprağın, yani tuğla kiremitin şamotu aklımıza geldi ve oradan yola çıktık. Ve bugünlere de büyük başarıyla Tepebaşı ve Tepebaşı'nın ve Eskişehir'in çok değer halkıyla hem de yöneticileriyle birlikte bugünlere geldik. Efendim, Pişmiş Toprak bir taraftan da vefa projesi oldu. Bildiğiniz gibi 4. sempozyum 2010'da art sanatçısı Ceren Necipoğlu'nu bir elim uçak kazasında kaybetmiştik. Ceren adına düzenlemiştik. 6. sempozyum 2012'deki Ergin Orbey Günger Dilmen'in anısına yapmıştık. O yıl çok değerli bu iki sanatçımızı, büyüğümüzü kaybetmiştik. Ve onların Eskişehir'imize, Anadolu Üniversitesi'ne çok büyük katkıları olduğu için bu senede biraz önce sunucu arkadaşımızın takdim ettiği gibi Profesör Doktor Taci Sersivas hocamıza anısına 7. sempozyumumuzu adadık. Tabii Taci Ser Hoca bu 7. sempozyuma kadar, yani 6. sempozyuma kadar çok büyük katkıları oldu. Aynı zamanda Anadolu Üniversitemize ve arkeolojiye çok büyük katkıları olan çok değerli bir bilim insanıydı. Onu buradan sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz, anıyoruz. Işıklar içinde yatsın. Yine geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz öğretim görevlisi Deniz Kaya Onbul'u da anıyoruz burada. O da rahmetli oldu bir trafik kazasında. O da ışıklar içinde yatsın. Dileğimiz bundan sonra bu acılarımızın olmaması veya mümkün olduğu kadar az olmasıdır. Ben bir sürü şeyler hazırladım ama bunların hepsini konuşmayacağım. Birçok şeyi zaten arkadaşlarımız burada görsel noktalarda açıkladılar. Bildiğiniz gibi bu alan tescilli bir alandır. Bu bina tescilli bir alandır. Eski Kurt Kiremit Fabrikası'dır. Bu sempozyum yapılıncaya kadar bu binanın önünden herkes geçerdi. Bu alanda burada böyle korku alanı gibi karanlık, ıssız bir alandı. Ne zaman sempozyum başladı burada, insanlar bu binanın içine girmeye başladı ve bu alan yaşamaya başladı. Bir anda kentin gözdesi haline geldi. Birçok etkinlikler burada yapılır oldu. Dileğimiz ileride bu alanın çok daha iyi farklanarak gerçekten burası bir sanat kültür merkezinin olacağı, prestijli bir alan haline gelmesi en büyük dileğimdir. Bu da Tepebaşı Belediyesi'ne yakışacak ve hayata geçirecek olan önemli kuruluştur Tepebaşı Belediyesi. Bildiğiniz gibi her yıl 10 tane sanatçı davet ediyoruz. Bu sene 11 sanatçımız var. Farklı ülkelerden geldiler. Biraz önce iki sanatçımız sizlerle hitap ettiler ve paylaştılar konuyu. Pişmiş Toprak dünyada nadir sempozyumlardan bir tanesi. Çünkü buradan çıkan eserler çok büyük boyutlu eserler. Küçük objeler halinde yapılan birçok nokta var ama
pişmiş toprağın en büyük abatlı yapılan noktalarından bir tanesi dünyada. Onun için de gelen sanatçıların bu konuda çok ciddi böyle şaşkınlıkları oluyor. Ve 15 gün içinde bu çalışmaları keyifle yapıyorlar ve iyi neticeler oluyor. Bildiğiniz gibi 6 yılda yaklaşık 70 tane heykelimiz oldu. Bu da çok önemli bir kent adına girdidir.